Hekimlik, doktorluk çok güzel bir meslek ve bu mesleği yapmak gerçekten insana huzur veriyor, rahatlık veriyor. İnsanlara verdiğiniz hizmetten dolayı onların küçücük bir teşekkürü, bir tebessümü bize de huzur ve mutluluk veriyor. Yani her şeyden önce insanların sağlığına kavuşması, hayatının kurtulması. Bazen hani sağlık önemli önemli, her şeyin başında sağlık sağlık diyoruz. Gerçekten insan hasta olduğu zaman ya da kritik anlarında sağlığın çok önemli olduğunu biliyor. Bizler de bu hizmeti verirken insanların sağlığında bir şeyler kazandığını gördüğümüzde gerçekten yaptığımız işin çok önemli olduğunu görüyoruz. Sadece mesleğimizi yapmak yetmiyor tabii. Bu alanda daha başka neler yapmamız gerekir dediğimizde bunu büyük bir organizasyonla sadece bir kişiyle değil de birçok insanlarla organize olup yapmak daha başkadır. Bunun için de işte tıp merkezleri, poliklinikler, hastaneler gibi kuruluşlar oluyor. Tabii bunu devletimiz kamu hizmeti olarak yapıyor ama bunun yanında özel olarak da bu tür hizmetler yapılıyor ve halkımız bu konuda da bunlara da ilgi, alaka gösteriyor. Sadece halkımız göstermiyor tabii. Uluslararası birçok hastalar da ülkemize bu nedenle geliyor ve buradan aldıkları hizmetlerden mutlu oluyorlar. Artık çok güzel hastaneler yapılıyor. Hem kamuda, hem üniversitelerde, hem de özelde. Bilhassa son zamanlarda hastaların konforuna yönelik birçok özel, düzgün, konforlu hastaneler yapılmıştır. Avrasya da bunların başını çekenlerden biridir. Şu an yaptığımız hastanelerin hepsi sağlık alanında ve hastane olarak projelendirilip yapılmış hastanelerdir. Sadece yani neresi olursa olsun diye de bakmıyoruz. Çok zaman aman diyoruz, özel hastane olacak ama etrafı da biraz yeşil alanı, ferah alanı olsun, içeride dışarıda insanlar sıkıntı çekmeden rahat rahat hizmetini alsın. Arabacısıyla geldiği zaman otoparkı olsun, kapalı otoparkı, açık otoparkı olsun ve buralardan hizmet alırken ulaşımı kolay olsun istiyoruz. Hastane olarak projelendirildiği zaman ona göre içerideki iş akışı da ona göre daha ergonomik oluyor, daha düzenli oluyor. Yani hasta acile girdi, acilden çıkacak, görüntülemeye geçecek, polikliniklere geçecek veya ameliyathaneye inecek veya yoğun bakıma geçecek. Bütün bunlar çok güzel planlanmış olduğu zaman hizmetin akışı çok daha düzgün oluyor. Doktorların ani bir durumda oralara yetişmeleri çok daha güzel oluyor. Biz hastanelerimizi yaparken bunlara çok önem verdik ve iş akışı yönünden ergonomik olmasını hastaların muayenesi esnasında yine rahat etmesi, mahremiyete uygun olması gibi fikirlerle yola çıktık ve bunları da bu şekilde tamamladık. İçerideki cihazlara önem verdik. Çünkü artık sadece tedaviler değil, teşhisler de çok önemli. İyi bir teşhis koyarsanız iyi bir tedavi yapabiliyorsunuz. Bunun için aletler, cihazlar, kadrolar çok önemli. İçerideki hekimlerimizin alanında bilgili, deneyimli olması gerekiyor ve bu işi hakkıyla yapabilmiş olması gerekiyor. Bütün bunlar sadece ülkemizde değil, dışarıdan, dış ülkelerden de özellikle mesela son zamanlarda Türkiye sağlık turizminde parlayan bir ülke, yıldız bir ülke. Birçok ülkeden ülkemize sağlık sorunlarını çözmek için
hastalar gelmekte, Türkiye devletlerinden gelmekte, Kafkaslardan gelmekte, Balkanlardan gelmekte ve Orta Doğu'dan gelmekte. Bunlar birçoğu ortopedi için gelmekte, beyin cerrahisi için gelmekte, onkoloji kanser ameliyatları için gelmekte, saç ekimi için gelmekte veya işte genel cerrahi veya kadın doğumla ilgili ameliyatlar için gelmekte, estetik için gelmekte ve son zamanlarda birçok ameliyathanelerde görüyoruz ki artık birçok insan yani bir rinoplasti, burun ameliyatı olduğu zaman daha sonra bir bakıyorsunuz ki o insanın kendine bakışı, kendine güveni ve mutluluğu artmış. Ve ameliyathanelerimizde genellikle her gün birkaç tane mutlaka bazen 3-4 tane bazen 7-8 tane rinoplasti olduğunu görebiliyoruz. Bunların birçoğu yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlar. Aynı şekilde saç ekimi için gelenler oluyor. Veya işte diğer estetik ameliyatlar için gelen oluyor. Ortopedi için gelenler oluyor. 40 yılı meslekte 40 yılı aştık. Zaman zaman tabipler odası meslekte 25 yıl, 40 yıl, 50 yıl olduğu zaman plaketler veriyor. Evet, burada şu da benim 40 yıllık 40 yılı aştığımı gösteren bir tabipler odasının verdiği bir plaket. Evet, bugün 40 yılı aşmış birisi olarak doktor olarak huzurumuzdayız ve hala mesleğimi yapıyorum. Birçok alanda sadece mesleğimle ilgili değil, çeşitli alanlarda da hastalara yön verebilecek, yön verilecek bilgiler verebiliyorum. Meslektaşlarımla birçok şeyleri paylaşabiliyorum. Yine Avrasya Hospital'a verilmiş önemli ödüller var. Bu uluslararası bir ödül. Londra'dan alınmış bir ödül. Yine uluslararası bir ödül, kalite ödülü. Çeşitli belediye başkanlarımızdan aldığımız ödüller var. Hatay Derneğimizden aldığımız ödüller var. Ve burada yine bu bizim OSAT Özel Hastaneler Derneğimizin bir plaketi. Yine doğduğum şehir olan Dört Yol'a zaman zaman yaptığımız hizmetlerden dolayı o zaman kaymakamı, o zamanın kaymakamının verdiği ödüller var. Yani bunun gibi bu odada olan ödüllerimin yanında görüşme odasında da birçok ödüller var. Yani yine Avrasya Hastanesi'nin doğduğu yer Zeytinburnu. Zeytinburnu'nda yine odamda birçok ödüller var. 50'nin üzerinde ödül, plaket verilmiş durumda. Ben mesleğimi yapmaktan ve halkımıza sağlık alanında hizmet vermekten son derece mutluyum. Yani birçok insan inşallah diyorum işlerini yaparken mutlu olur, işini severek yapar. Bu ayrı bir enerji veriyor, insana huzur veriyor, rahatlık veriyor.